Ha. Harcarken benim param, kazanırken sizin paranız. Öyle mi? Senin parana kalmadım kızım ben. Sizin ipinizi de fazla uzatmaya gelmiyor yani. Ben bu parayı senin için biriktireceğim. Yarın öbür gün böyle bir hata yaparsan tekrar sana destek olayım diye. Neyse hadi. İstesek hemen verecek çünkü. Vizeyle gireceğim neredeyse. Ya sınavım var yarın, haberin var mı senin? Elif, Fener'iyle mi ders çalışayım? Gel anne. Gel. Gel Midem. Sinir. Benim de sabrımın bir sınırı var değil mi? Ağzımla kuş tutsam elin yetişmiyor mu diyecek ya? Tamam. Bir sakinle. Doldurup durma kendini. Karı koca arasında olur böyle kavgalar. Bana bak. Sabırlı olmak lazım. Öfkeyle hareket edemezsin. Çiçeği düşünmen lazım. O bağlıyor beni zaten ya. Hadi diyorum biraz daha büyüsün. Bekleyeceğim de. Çiçek bununla baş edecek yaşa gelene kadar bekleyeceğim. Ama her geçen gün takatim azalıyor be abi. Tek başıma kürek çekmekten çok yoruldum. Ha, o teknede kalmak istiyor muyum? O da ayrı bir muamma. Dur bakalım ya. Bunu vakti geldiğinde değerlendir. Boşansa kaybeden kendisi olur. Senin her gün buraya bir hayranın geliyor oğlum. Abi ya, yine annem gibi konuştun ha. Yalan mı? Hayat ikinci şans konusunda erkeklere daha cömert. Özellikle de senin gibilerine. Berna da biliyor bunu. Bilmiyor mu? Toparlayacaktır kendini. Kırdıklarını tamir edecektir. Ben inanıyorum. Ben de kal istersen bu gece. Yok be abi. Çiçeğimi huzursuz etmeyeyim. Bir sabahları görüyorum zaten doğru düzgün. Daha iyiyim, merak etme. Abi ya, sağ ol. İyi ki varsın. Dağ mı, tepe mi? Ne dersin bilmem ama hep ardındayım, merak etme. Her şey illa yoluna girer. Ne kadar karıştığı önemli değil. Tamam. Tamam abi. Anlat bakalım şunu detayını. Abi, sizin bir onur yok mu? Al sat işi yapacağız yeter. Geldi bizden para aldı. Neyse bir ev aldık, sattık. Para da kazandık. Bir sıkıntı yok buraya kadar. Sonra geldi bir gün ikincisi var dedi. Yine yatırdınız parayı. Aynen. Ev satıldı. Geçen cuma paranın hesaba yatmış olması lazım. Abi baktık yok. Evine baktırdık. Mekanına adam yolladık. Abi yok, ara ara yok bu adam. Sıra kadem bastı ya. Bütün paramız gitti, yandım ben ya.
Bir de sana danışayım dedim. Yok canım, Onur yapmaz öyle şey. Bizim Alper'in 20 yıllık arkadaşı ya. Kardeşi sayılır, evimizin oğlu. Ya abi nerede peki bu adam? Dur dur, bir dakika. Aysun Hanım, merhaba Cihan ben. Buyurun Cihan Bey. Bu sabah hesaplarıma bakıyordum da yüklü bir ödeme bekliyordum. Dün yatmış olması gerekiyordu ama hiç hareket yok. Ben belki öğlene kadar geçer dedim. Bir bakar mısınız lütfen? Bakıyorum hemen Cihan Bey. Hayır efendim, hesabınızda hareket yok. İyi günler kızım, Cihan ben. Onur'la görüşeceğim. Onur Bey henüz gelmedi efendim. Biz de arıyoruz, kendisine ulaşamadık. Telefonu kapalı, evde de değil. Ama notunuz varsa... Hayır, ben bunları giyeceğim. Üf, Çiçek, sıkıldım ama bak kızım, kıyafetine bunlar uygun değil. Bunları giyeceksin, hadi. Bunlar uygun. Hadi Çiçek, hadi. Tamam. Israr etmeyelim, prensesim hangisini istiyorsa onu giysin. Gel, gel güzelim. Dün geceki konuşmamızın yarıda kaldığını farkındasın değil mi? Çiçeğimi okula bırakıp geleceğim hayatım. Hadi bir tanem anneye bay bay de. Bizi uğurlamak için çok hevesli. Bay bay. Gel bakalım. Neredesin Onur? Abi? Onur'un ailesinden falan. Bildiğin bir numara var mı? Kardeşi hariç. Aradım, onun bir şeyden haberi yok. Başka birilerini tanıyor musun? Emin olmadan soramadım Alper'e. Neden emin olmadan? Herif ortada yok. Telefonu kapalı. Dün para yatacaktı, yatmamış. Sinan aradı. Onun da ev işinden alacağı varmış, alamamış. Ulaşamamış da. Herif ya bizi yediyse Berna. Ben Alper'e ne derim ha? Kasa boş. Yapmaz Onur. Onur yapmaz. Yapmaz abi. Nerede lan o zaman içine sıçtığımın pezevengi? Kayıtsız kuyutsuz iş yaptırdın bana. Berna. Berna! Berna, nereye birden? Berna! Ne oldu, bir bildiğin mi var ha? Berna! Sen de verdin para. Hayır, ben sana nereye uyduysam, Alper'e söylemeyelim sürpriz olsun. Al sana sürpriz. Abi başına bir şey gelmiştir belki. Onur bana bunu yapmaz. Aradığınız numaraya şu an ulaşılamıyor. Allah kahretsin. Herif resmen bizi yedi. Selçuk'u da dolandırmış. Ondan da ev diye para almış. Of, Alper'e ne diyeceğim ben? Ha? Berna, ne söylerim ben Alper'e? Ödemeler, ödemeler ne olacak? Dünyanın kredisini çektik. Onur bunu bana yapmaz. Mutlaka bir açıklaması vardır abi. Tabii tabii, ben de öyle diyordum. Dün ödeme gelecekti, gelmedi. Telefonuma çıkmayınca şüphelenmedim bile. Döner diye bekliyorum saf saf. Başına bir şey gelmiştir mutlaka. En azından bir mesaj atardı bana. Hadi Onur, hadi ne olur aç şu telefonu. Aradığınız numaraya şu. Cihan abi, Allah aşkına hastaneleri ara. Mutlaka başına bir şey geldi. Dünden beri ulaşamıyorum zaten. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen ne diye bize değil de bana deyip duruyorsun hep? Dünden beri Onur'u ne diye arayıp duruyorsun sen? Bir şey sormak için. Yok yok, başka telaşlandın sen. Alper ne olacak, biz ne olacağız demedin hiç. Varsa yoksa Onur bana bunu yapmaz. Bana bak. Yoksa o herifle... Abi saçmalama! Onun için mi boşanacağım dedi? Ona güvenerek mi kan kusturdun Alper'e? Söylesene be kadın!
Söyle hadi. O yüzden mi ha? Ona mı güvendin? Söyle. Harflerim o yüzden mi kalp kusturdu? Bana bir şey söyle. Bir şey söyle diyorum sana. Annem bana kızgındı değil mi baba ayakkabımın rengi uymuyor diye? Hayır güzelim. Annen üçten fazla renk yan yana gelince kızıyor. Yani sende bir sıkıntısı yok. Onun sıkıntısı renk paleti şeysiyle. Palet nedir? Palet? Hani ben dalarken ayağıma takıyorum ya böyle kocaman siyah ördek ayağı gibi. İşte normal palet o. Ama sen renk paletini soruyorsan... Onu soruyorum. Sen hep çok karıştırıyorsun her şeyi. Kafam karışıyor. Sen de sorularınla benim devrelerimi yakıyorsun. Ben sana bir şey söylüyor muyum? Devre nedir? Bak yine yaptı ya. Sana mı kızgındı annem? Dün kavga mı ettiniz yine? Hayır güzelim benim. Hani kukla Cookie masum çocuktan bazen bana takılıyor ya. Annen de aynen işte öyle. Kukla Cookie gibi bana kızıyor. Ama mahsusçuktan. Sen böyle şeyleri merak etme. Sen şimdi içeriye gir, arkadaşlarınla güzel güzel oyna. Sakın böyle şeyleri de düşünme. Ben de, annen de seni çok seviyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman. Günaydın çiçekciğim. Günaydın. Kolay gelsin. Akşam görüşürüz. Efendim? Evet, eşiyim. Ne? Ay bak neler var. Tam senin sevdiğin gibi. Halis muhlis çemen. Hadiye'nin oradaki Türk bakkal getirmiş. Bak Simge'nin sevdiği baldan da var. Aç bakayım ağzını. Tamam, tamam. Leyla, babanın çayı bitmiş. Yetiştim ben de. Ah, guten morgen benim oğlum. Günaydın. Günaydın. Leyla, hak verdi de içer. Ne? Hani Simge nerede? Ay bırak vakit varken uyusun. Maazallah uykusuzluktan hasta olacak çocuk. Baba. Bu evde bir daha uçak bileti mevzusu açılmayacak. Yok sana İstanbul falan. Ay sabah sabah tadımızı kaçırmayın. Unut artık o kızı Feltik. Unut ne ya? Ya baba seviyorum ben bu kızı ha. Ya iki uçak bileti yüzünden sap gibi ortada mı bırakayım yani kızı? Ya ihlabın nicht gerçekten yani. Ya aşk var ortada. Ya sözler var verilmiş. Hiç insan oğluna git karaktersiz böyle haysiyetsiz ol der mi baba ya? Ya bu mu sizin evlat yetiştirişiniz? Evladı mı kaldı lan Dana? He? Sen daha iki kere ya gördün ya görmedin kızı. Nereden böyle bu ölüyorum bitiyorum mevzuları falan? Kızın niyeti de belli zaten. Buraya kapağı atmak. Başka bir derdi yok. He, iki çıplak da anca bir hamama yakışır zaten. Yok biz hala mı hesap yapmak zorundayız ha? Hani sen Haşmet'le iş yapacak... Salih'cim ne yapıyorsun? Ne dedi çocuk? Gerizekalı gerizekalı konuşuyor işte. Başka bir şey değil. Al işte örnek ortada. Zamanında ablan da seviyorum dedi. Kaçtı gitti. Ne oldu? Ha ne oldu? Faiziyle çıktı geldi. Bir de senin faizinle uğraşamam ben oğlum. Bir kişiyim ya ben bir kişi. Kızım, Haşmet aradı. Akşam bir yemeği daha varmış. Çocuk için bakıcı da gönderecek.
Haberin olsun. Liebe. Aşkım. Ne arayacaktın? Ah yani ben tam arayacaktım ama iş güç o kadar yoğun ki anca bebeğim ya. Hey. Niye yüzü asık benim fikrimin ince gününü bakayım ha? Senin fikrin mi vardı Gülü ben olayım, hak verdi. Aylarda şuraya gelecek bir plan yapamadın ya. Ya bak sesindeki cam kırıkları böyle kalbime kıymık kıymık batıyor. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptığım ya. Babamın iş arkadaşının oğlunu istiyorlarmış beni. Nasıl? Höstan? Lan Höst! Nasıl ya? Oh. Ya bu, öyle şey mi olur ya? Sen var ya bu delikanlının mahremisin. Anladın? Ha? Hem o lavuk kim? Ya kim o var ya mezar taşına adının son harfini kazdı. Ya hep bu babalar yüzünden var ya hep... Aşkım bak sen sakın ağlama. Hey. Bak bana bak. Sen sakın üzülme okey? Ben her şeyi halledeceğim. Hey şşş. Selektim meine Namen. Ich kann ich nicht ertragen. Es war ja der letzte Spur. Ich liebe dich da ging sie vor. Ha? Ya işte sen hep böyle gül ya. Sen hep gül. Sen sakın ağlama okey? Ben gelip seni alacağım. Vallahi yani sonra... Bu var ya böyle boynumda muska diye dolaştıracağım yüzüğümüzü. Babam geliyor. Ben seni çok seviyorum tamam mı? Bırakma beni. Ben de seni... Şeytan ya. Bana bak lan. Bak ne anan biliyor Haşmet'in ne iş yaptığını ne de bir başkası. Sen bile bilmiyorsun anladın mı beni? Başımıza ne büyük felaket açarsın biliyor musun? Dengesiz hayvan. Sakın ha. Ağzından bir daha öyle bir şey kaçırmayı dene. Bak o zaman gösteriyor muyum sana Anya'yı Konya'yı. Geri zekalı. Berna Hanım'ın ameliyatı başarılı geçti ama ağır kafa travması var. Ve ne yazık ki hayati tehlikesi devam ediyor. Onu yoğun bakıma aldık. Abim. Bakın biz elimizden geleni yaptık. Gerçekten çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Das ist nicht möglich. Ich habe keine Babysitter. Bitte. Ich bitte Sie. Das ist meine letzte Chance. Bitte. Thank you.
bebeğim benim. Alper Bey, ben çok... Çiçek bugün derste harikaydı sanırım. Değil mi öğretmenim? Çiçek bugün derste çok eğlenceliydi. Annem niye gelmedi almaya? Dün gece de eve gelmedi. Annemin bir iş seyahatine gitmesi gerekti. Annem çalışıyor mu ki? İşte olursa çalışacak. Beni neden almadı? Birlikte gezerdik. Bana kim bakacaktı? O da doğru. Kalabalık yerlerde ben babamın elini tutmazsam kaybolur öğretmenim. O zaman sen de babanın elini hiç bırakma ki kaybolmasın tatlım. Selam. Selam Haşmet Bey. Zahmet etmişsiniz. Yeri ve zamanı söyleseydiniz ben gelirdim. Estağfurullah, ne zahmeti? Hem yolumun üstü hem yolda uzun. Yani yatırımcıların bana gönderdiği belgeleri yolda size anlatırım. Orada sıkıntı çekmezsiniz diye düşündüm. O zaman teşekkür ederim. Sağ olun. Ayrıca bakıcı için de çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsiniz. Ücretini ben ödemek istiyorum lütfen. Zaten geçenki iş görüşmesinden de yüklü bir miktarda ödeme yapmışsınız. Hakkımın üstünde bir rakam biçmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü ben görüşmeden de sizden ekstra hiçbir şey talep etmiyorum. Olur mu öyle şey? Yani sonuçta bütün gecenizi gasp ediyoruz. Ayrıca ben çalışanlarımın kafasının rahat olmasını isterim. O gece aklım rüzgarda olsaydı rahat çalışabilir miydim? Değil mi? Yani bu da benim çözmem gereken bir konu. Ayrıca hak ettiğim parayı aldım. Bunda da tartışılacak bir şey görmüyorum. Yani bana uğurlu geldin. Yani tesadüflere pek fazla inanmam. Bugün yanımızda çevirmen yok diye seni almak zorunda kaldık. Ama sen konuşmayı o kadar akıcı bir hale getirdin ki... bence yatırımcıların aklını çeldi. İnsanları cesaretlendirmeyi seviyorsunuz. İşimi iyi yapabildiysem ne mutlu bana. O zaman buyurun. Şoförleri evden almalar falan. Nasıl çevirmenlik işi hiç anlamadım. Bu adam yurt dışında kalmadı mıydı? Ödemedi miydi sana? Adamlarla İngilizce konuşamıyor muymuş? Şimdi herkes konuşuyor. Global bir dil neticede. Tabii tabii canım, orası öyle de. Yani gözden bir şey kaçsın istemiyor Haşmet Bey. Çocuğun bakıcısına kadar düşünmesi de enteresan yani. Oh anne, deştiğin şeye bak ya. Haşmet Bey kim, Leyla kim? Ama ne? Canım, kızımı çevirmen diye öneren benim. Kızıma birazcık hürmet göstermiş. Çok mu yani? Hadi ben ağla gidiyorum. Tatlım, hadi güle güle. Tamam. Hadi selametle. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ulan gerizekalı. Ya patlasa o paketler? Kaç para biliyor musun onun bir tanesi? Baba ben duymadım geldiğini. O yüzden dalmışım. Hani sen sabah dedin ya akşam yükleme yapacağız diye. He. Ben de dedim önden hazırlık yapayım. Her şey bitsin. Hayvanları getireyim mi? Getir hadi. Daha düz yolda yürümeyi bilmiyor, bir de evlenecekmiş.
Geri zekalı. Hadi acele et de akşam olmadan bitirelim bütün işleri. Çiçek uyudu. Kızlar, sizi de aşağıda yatak hazırladım. İsterseniz birlikte de uyuyabilirsiniz. Evimize gideceğiz biz. Eylül'cüğüm, akşamın bu saati sizi eve gönderemem. Yarın da gidip eşyalarınızı birlikte toplarız. Neyi topluyoruz? Lise sondayım ben amca. Babamın arkasını bile ben toplardım. Hayır. Evimize gideceğiz. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Evi kapatıyoruz Eylül. Yarın ev sahibinizi de arayacağım. Bundan sonra burada hep birlikte yaşayacağız. Ya senin karının beceriksizliği yüzünden babamdan oldum ben, babamdan. Hayatımıza yeterince müdahale ettiniz amca. Bundan sonrasında karışmayın lütfen. Eylül. Nasıl olmuş kaza? Cihan abi buraya mı gelmişti? Neden birliktelermiş? Bilmiyorum ki abi. Ben Çiçek'i okula götürmek için evden çıkmıştım. Abimin geleceğinden haberim bile yoktu. Abim buraya neden geldi? Neden Berna'nın arabasına bindi muamma? Berna uyanmadan da gerçeği öğrenmenin yolu yok. Alles in Ordnung. Danke, the taxi warten. Gute Nacht. Gute Nacht. Mein Schatz. Mein Schatz. Ne yaptın bakalım ben yokken? Çok oynadın mı? Eğlendin mi annem? Anne seni çok özledi. Çok özledim. Nerede kaldın kızım bu saate kadar? Toplantı uzadı. Biliyorsun bana bağlı değil baba. Hadi iyi geceler kızım. İyi geceler. Yol geçen hangi bir millet dalmasın diye herhalde. Ne iş? Hak verdi. Hı? Bak ben ne zorluklarla biriktirdim o parayı. Rüzgarın o. Niye aldın? Ne parası ya? Ne alması? Ne diyorsun sen? Sabah kahvaltıda babamla uçak bileti bilmem ne diye kavga edip duruyordun. Ver şu parayı. Yok artık. Ne alaka? Ver. Ya basmaz su kızım. Ne yapıyorsun ya? Hey. Kafayı mı sıyırdın ha? Şşş. Ne oluyor burada? Basis los. Ya balatay sıyırmış. Göğe parasını çalmışım. Yok artık. Benim oğlum senin parana mı kaldı? Allah Allah ya. Ben böyle saygısızlık ne gördüm ne duydum. Sabahın köründe kalkıp işe gideceğim. Yine ne oluyor ya? Salih, kızın oğluma hırsız diyor.
Ne hırsızı? Babacığım, eskiden böyle birazcık param vardı, biriktirmiştim. Yerinde yok. Ben de hak verdi, bilet için ödünç aldıysa falan dedim. Ödünç aldıysa söyler benim oğlum. Bak kızım, bak kumaşımız sana ters o gelebilir, okey. Yani kafa olarak da uyuşamayabiliriz, ona da okey. Ama o bahsettiğin ceket bizim üzerimize dikilmez. Anladın? Lafını bil de konuş, karşında bir delikanlı var. Uçak bileti kadar var mı ki sende para? Ben de o kadar para ne arasın? Babacığım önceden vardı. Haçlık olur, aniden lazım olur diye saklıyordum. Ha, biz sanki elimizden geleni yapmıyormuşuz gibi senin için. Sen sakla gizli para tut kenarda. Sonra da kaybedince kardeşlerini suçla. Vallahi sabrım taştı, burama kadar geldi. Taştı da dökülüyor. Tamam Ayla, tamam. Tamam değil Salih. Sabır sabır nereye kadar? Benim çocuklarımın kendi evlerinde, kendi odalarında çektikleri yeter artık. Sen kızınla konuş. Gece gece saçmalamayın artık. Tamam hadi herkes yatağına. Hadi. Ne demek parayı takip edemiyoruz? Avukat hanım siz de bir şey söylesenize. Anladığım kadarıyla abinizin hesap hareketlerine müdahale etkisi vardı. Evet. Bütün internet şifrelerimi bilir. De. Yani bilirdi. Cihan Bey bütün hesaptaki paraları kendine aktarıp elden çekmiş. Hesaplarla ilgili herhangi bilgi ve kayıt da yok bende. Berna'nın hesabında tuttuğumuz paralar. Yandaki binanın kredi taksiti de geliyor. Sigortalar, artı primler, maaşlar. Anladım. Ödemeleri biliyorum. Ne yapacağız peki? İflas mı ettik yani? Eviniz restorana ipotekli. Restoranda açıldığından beri ödemeleri de hala devam ediyor. Yan taraf da var. Belki restoranı iyi bir fiyata devrederseniz. Telefonda bilgi vermeyince endişelendim. Bir sorun mu var Ahmet Bey? Mallar kötü. İhsan aradı. Ne hikmetse 3 paket başka. Daha 3. partide sorun çıkaracak kadar salak birine benzemiyor Salih. Öyle olsa siz anlardınız. Bir yanlışlık olmasın? O yanlışın ne olduğunu Almanya'ya gidip anlayacağız Engin. Salih. Yok mümkün değil. Etin kalitesinde bir sıkıntı olmaz bizde. Mümkün değil. Acaba yemde bir sıkıntı olmasın? O da her zamanki yemi verdim diyor. İşin tuhafı sadece 3 tane iğne kastı. 3 tane iğneyi gözden kaçırıp bütün sürüyü tehlikeye atacak adamım yok benim. Neyse. Geldiğim zaman görüşürüz.